Efendim Bugün sizlerle Nuh Aleyhisselam'ı Konuşmak istiyorum O Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Peygamberlerden hem de Ülül Azm diye Çok zahmet çekmiş Ve çok büyük işler başarmış olan Peygamberlerimizden bir tanesidir Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Yaklaşık 10 asır sonra yaşamış olduğu ifade edilmektedir. Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'dan bahseden müstakil ayeti kerimeler mevcuttur. Sadece Nuh suresi de Hazreti Nuh Aleyhisselam ve kavminin yaşadığı olayları bizlere aktarmaktadır. Aslında Kur'an-ı Kerim Bizlere eski peygamberlerin ve eski kavimlerin olaylarını hikaye ederken ibret almamız şartını koymaktadır. İbret için bizlere anlatmaktadır. Sadece tarih bilgimizi geliştirmek için değil. Yaşanan olaylardan ibret almamız gerektiği Kur'an-ı Kerim'de bize defalarca bahsedilmektedir, ifade edilmektedir. Bu da gösteriyor ki Tarih ilmi sadece peygamberler ilmi değil. Tarih ilmi de bize ibret almamız gerektiği, ibret almamız şartıyla gerektiği, tarih ilmimizi öğrenmemiz gerektiği ifade edilmekte. Bu gözle tarihi görmemiz gerektiği söylenmektedir. Hazreti Adem Aleyhisselam insanların ilki olduğu gibi peygamberlerin de ilkidir. Yani ilk insan ilk peygamber. Neslinden gelen insanlara, gördüğü, hayatta gördüğü insanlara, insan nesline Allah'ı ve onun kaidelerini nasıl yaşanmamız, yaşanmam gerektiğini insanlara ifade eden ilk peygamber. Ne oldu sonra? İnsanlar git gide haktan uzaklaşmaya başladılar. Şu şekilde düşünüyorlardı. Hz. Adem Aleyhisselam'dan sonra çok sevdikleri kavminin ileri gelenlerini, kendilerine iyiliği dokunmuş olanları veya kendilerini Allah'a yönlendiren kişilerin önce resimlerini ve heykellerini yaptılar. Daha sonra ki nesiller niçin bu heykellerin, resimlerin yapıldığını unutan nesiller bunlar herhalde Allah'a bizi yaklaştıran insanlardır demeye başladılar. Bir iki nesil sonra ise bunlar da Allah'tır veya bunlar da Allah'ın eşidir, şerikidir demeye başladılar ve sonradan da tek tanrı olarak bunlara tapmaya başladılar. Elbette bu kişilerle Allah'ın arasındaki iştir veya kişileri ilgilendirir ama Gün gelip de bu heykeller adına, bu putlar adına kaideler, kurallar uydurup insanları bu kaide ve kurallara uymaya zorlanması, hatta bu kaide ve kurallarla toplum kesiminin zayıf kısımlarını sömürmek, zulüm aracı olarak bunlar kullanmak işte bu gayretullah'a dokunan en önemli şeylerdir. Ve arkasından yeni bir peygamberin gelmesini gerektiren toplumun zafiyetleridir. İşte Nuh aleyhisselam insanlara indirildiğinde bu putlar adına putlara tapılıyor ama putlar adına da kaideler uyduruluyordu. Hazreti Nuh aleyhisselam onları Allah'a iman etmeye ve kendisinin peygamber olduğunu kabul etmeye davet ettiklerinde Nuh suresinin 23. ayetinde de denildiği gibi dediler ki sakın tanrılarınızı bırakmayın. Bunlar elbette toplumun elit kesimi veyahut da peygamberler gelip de daveti tebliğ ettiklerinde e, çıkarı bozulacak olanlar. ...veya liderliğinden edilecek olanların ifadesidir... ...dediler ki... ...ne vetti, ne suayi... ...ne yegusu, ne yevku ve ne nesri bırakmayız... ...bırakmayın... ...bunlar bizim ilahlarımızdır... ...dediler... ...ve... ...putlar adına uydurdukları kurallar sebebiyle... ...toplumu ezmeye... ...sömürmeye devam ediyorlardı... ...ata dinimiz bahanesi... ...o günde geçerliydi... Atalarımızdan gördüğümüz geleneklerimizi değiştirmek mi istiyorsun? Atalarımız böyle yapmış madem ki biz de böyle yapar devam ederiz demeye başladılar. Ve ayrıca da Allah'ın peygamberine inananlar etrafındaki fakir fukara takımı ezilen takımlar olmuştur ilk önce inananlar. Bu bir ilahi kaidedir ilk peygamberden son peygambere kadar değişmemiştir. Peygamber geldiğinde önce fakir ve ezilmiş kesim bir kurtuluş ümidiyle Allah'ın ayetlerine efendim sarılan peygambere iman eden kişiler olmuşlardır. Aslında şunu ifade etmek lazım. Hakkı bugün de tebliğ eden birisi varsa veya hak yola davet eden bir Allah'ın sevgili kulu varsa ona ilk, ilk önce ezilenler itaat etmekte, inanmakta ve peşine takılmaktadırlar. İlahi bir kaidedir. Hazreti Nuh Aleyhisselam 40 yaşında almış olduğu peygamberliği 950 sene devam ettirdi. Elbette insanların o günkü efendim e, ömürleri bugünküne kıyasla çok fazlaydı. Kur'an-ı Kerim'in bizzat ifadesine göre 950 sene peygamberliği devam etmiş idi. 40 yaşı da üzerine koyarsanız peygamberlikten öncekini demek ki 990 sene falan yaşamış olduğu bu ifadelerden anlaşılmaktadır. Toplumun zayıf kesimlerini inandığını demin söylemiştik. Dediler ki etrafındaki elit kesim, yani sen bu miskinleri, bu etrafında dolanan görgüsüzleri, bu zayıfları defet. Ondan sonra gelelim. Yani senin etrafını bu miskin insanlar almışlar diye ifade ederek inanmaya yanaşmadılar. Bunu Peygamber Efendimize de yapmışlar idi. Abdullah ibni Ümmü Mektum ki gözleri ama idi ve peygamberimizin etrafında idi. Peygamberimiz Abdullah İmri Mektum'un isteklerini birazcık öteleyerek etrafında bulunan zengin elit müşriklere tebliği devam ettirmek istediği zaman ilahi ihtara bile muhatap olmuş idi abese ve tevella diye indirilen ayetler bunların açık delilleridir. Nuh Aleyhisselam 950 sene türlü tehditler aldı. Türlü eza ve cefalar gördü ama o hiçbir zaman tebliğden geri durmadı. Ancak bu sefer de onu tehdit etmeye başladılar. Seni şöyle yaparız, seni böyle yaparız. O da diyordu ki ben bu tebliği bir ücret karşılığı yapmıyorum. Eğer tehditlerinizde samimiyseniz hemen yapın bunu diyerek onlara meydan okuyordu. Ancak etrafında inanan 70-80 kişiydi. Kendi hanımını, kendi oğlunu bile imanı ettirmeye veya ikna etmeye muktedir olamamış idi. Hazreti Nuh'un bu durumu Müslümanların hiçbir zaman ümit de ümit var olma durumunu değiştirmemesi gerektiği. Yani ümidini kesmemesi gerektiğini. 950 sene bile tebliğ etsen etrafında bırakın bir e, kitlenin oluşmasını 50 kişi, 60 kişi bile olsa Hatta ve hatta ondan sonra gelecek olan. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi sadece hanımı ve yeğeni ona iman etmiş olsa bile ümidini kesmeyip tebliğe devam ettirmesi, devam etmesi gerektiği Cenab-ı Allah tarafından tebliğ edilmiştir. Nuh kavminden bir gün ümidini kesti çünkü artık saflar ayrışmış, kendisinin tebliğlerini duymamak için kavmi kulaklarını tıkamaya başlamış iken o tebliğe devam ediyordu ama artık tebliğ imkanı da kalmamış olduğundan ellerini açıp Rabbim kavmim bana artık dinlemiyor. Benim sözlerime kulaklarını tıkıyorlar. Sen artık kavmimle benim aramda bildiğini yap ve onların cezasını ver diye dua etmiş olduğunda Cenab-ı Allah ona gemi yapılmasını, bir gemi yapmasını emretti. Artık o azgın kavmin işini bitirmek üzere ve inananları kurtarmak üzere bir gemi yapmasını vahyetti. Gemi yapılmaya başlandığında yine alay ettiler. Onunla dalga geçtiler ve hatta gemiyi sabote etmeye gayret ettiler. Ama o Allah'tan aldığı efendim talimatlarla gemisini yaptı. Nihayet gemi yapıldı. Ayeti Kerimenin ifadesine göre Mü'minun 27 28 Gemi yapıldı ve birer çift o günkü yaşayan hayvanlardan birer çift gemiye bindirildi. Allah'ın emri gereği. O gemiye alınanlardan başka bütün hayvanatında telef olduğunu görüyoruz. Acaba gemiye alınmayan o büyük hayvanlarda var mıydı? Yani e, bugünkü müsbet ilmin e, fosillerini bulduğu büyük hayvanlar, namutlar, daha büyük e, efendim e, filden büyük hayvanlar, canavarlar ki bugünkü fosilleri bulunmuş olanlar. Acaba bunlar o günkü gemiye alınmadığı için mi nesilleri kaybolmuştur? İnsanları düşünceye sevk eden bir olaydır. Ayet-i kerime vefaret tenur demektedir. Yani gün geldi, vakti erişti, kazan kaynamaya başladı ifadesi. 40 gün yağmur, 40 gece yağmur ve ondan sonra yerden e, fışkırırcasına sular, havadan dökülürcesine sular, yeryüzündeki su tabakasını yavaş yavaş büyütmeye başladığında, kalınlaştırmaya başladığında, Dev dalgalar efendim işlemeye başladığında vefaretten nur diyor ayet. Yani kazan kaynamaya başladı. müfessiller arasında çeşitli görüş ayrılıkları vardır. Ne demek kazanın kaynaması? Bir kısmına göre kazanın içindeki su nasıl ısıtılınca kaynamaya başlarsa yeryüzündeki sular öyle kaynamaya başladı. Bir kısmı da Elmalı Hamdi yazır efendi ve onun gibiler de bu buharlı gemiyi ifade etmektedir. Buhar kazanının kaynamasını ifade etmektedir. Demek suretiyle yeni bir açılım önümüze koymuşlardır. Acaba Nuh Aleyhisselam'a buharlı geminin yapılması mı öğretilmiştir? Acaba insanlık buharlı gemi seviyesine ta Nuh Aleyhisselam zamanında mı erişmiş idi? Teknolojik gelişmiş miydi? Teknoloji kaç defa gelişmişti de efendim tufanla yok edilmiştir. İşte bunlar bize önümüze açılan sorulardır. Tufan başladı. Korkunç dalgalar oluştu. Gemi yüzmeye başladı ve oğlunun da sulardan kaçarken daha doğru kaçarken gören Nuh, "Ey oğlum, gel sen de bin gemiye ki 70-80 kişiydi inananların toplamı gemide idiler." sen de bin gemiye dediğinde oğlu hayır sana inanmayacağım ben yüksek yerlere doğru kaçar canımı kurtarırım dediğinde efendim bir dalganın geldiğini ve oğluyla gemi arasına girip oğlunu suların içine alıp boğmuş olduğunu ayeti kerime ifade etmektedir. Tabi burada Nuh Aleyhisselam ehlinin kurtarılmasını Cenab-ı Allah'tan istediğinde o da inanmayanların ehil sayılmayacağını ifade etmek suretiyle de yeni bir e, kaideyi kendisine vazetmiş vaz etmiş olduğunu görüyoruz. Akrabalar kafir ise dost edine, edinilemezler. Onlara dua edilemez diye Cenab-ı Allah'ın ihtarını görüyoruz. 40 gün şiddetli yağmurdan sonra gemi yüzmeye başladı. Bu yüzüş olayı 6 ay sürdü muhterem izleyicilerim. 6 aydan sonra ayeti kerimenin ifadesine göre Cenab-ı Allah "Ey arz suyunu tut, ey yer suyunu yut" demek suretiyle yavaş yavaş o suların kaybolmaya başladığını geminin de Cudi Dağı'na oturduğu ifade edilmektedir ayeti kerimede. Cudi Dağı bugünkü doğu illerimizden birisinin sınırları içinde bulunan Cudi Dağı'na inmiş olduğunu görüyoruz. Ve gemiden inen 80 kişi de bugün Semanin Köyü denilen yere gelmek suretiyle ikamete başlamışlar. Yeni bir insan nesli ondan sonra Nuh'un evlatlarından türemeye başlamıştır. İşte bunun için Hazreti Nuh'a ikinci Adem de denilmektedir. Ne gariptir ki Kur'an-ı Kerim Cudi Dağı demiş olmasına rağmen Ağrı Dağında isyan eden, israr eden batılılar, illaki ki Nuh'un gemisinin kalıntılarını bulacağız diye. Acaba nedir gayeleri? Bence birinci gayeleri Kur'an-ı Kerim'in yanlışını bulmaya çalışmak ve böylece de onun ilahi kitap olmadığını ispat etmeye çalışmak. Bu bir. İkincisi de bundan önce Doğu illerimizdeki terörün zirveye çıktığı zamanlarda. Amerikalılar, Amerikalı seyyahlar veya bilim adamları illaki Ağrı Dağı, illaki Ağrı Dağı diye tutturup orada ekipler götürmüş olduğunu. Acaba keşifler mi yaptılar? Acaba terör örgütüne yardım mı götürüyorlardı? Acaba başka gayeleri mi vardı bunlar bizim açımızdan şüpheli olaylar. Bugünkü yapılan kazılarda görünüyor ki mesela 1929 Leonard Voley isimli e, efendim araştırmacı grubunun başkanı daha sonra 1920-30 arasında Erik Schmidt'in yapmış olduğu araştırmalarda Mezopotamya'da Dicle ve Fırat arasında milattan önce 2900-3000 yılları arasında büyük su felaketlerinin, su baskınlarının olduğu, burada bulunan mezarlarda 2,5 metre kalınlığı çamurlarla kaplı olmuş olması dolayısıyla Fersah fersah yükseklikteki suların buraları kaplamış olduğu ifade edilmektedir. Bugün vaktimde dolduğu çeşitli milletlerde Nuh tufanına benzer metinler ortaya çıktığına göre Nuh tufanının yapılmış olduğu ilmi kanıtlarla da bize ifade edilmektedir. İnsan aklına şu geliyor. Nuh tufanı, elbette Allah'ın emriyle meydana gelmiştir ama yine tabiat olaylarına bağlanarak, yine sebepleri ortaya konularak yapılmıştır. Bugün küresel ısınma, küresel soğunma diye efendim dünyamızı tehdit eden iklim değişiklikleri de elbette bir kaideye isnat etmektedir ama arka planında acaba bu tufanı gerektiren sebeplerin olması dolayısıyla mı Bunlar bizi tehdit etmektedir. Müslümanların düşünmesi gereken, hatta insanlığın düşünmesi gereken olaylar olarak önümüzde bulunmaktadır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bereketle kalın.